Eski Atakum Belediye Başkanı Metin Burma döneminde kültür merkezi olarak planlanan ancak belediye meclisinde alınan kararla hastaneye dönüştürülen Mimar Sinan Mahallesi'ndeki binanın dönüşümü için yapılan çalışmalar Samsun Valisi İbrahim Şahin'in imzası sonrası sonuca ulaştı. Samsun Valiliğinde imzalanan protokolün ardından Eğitim Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası'nın ilçeye kazandırılması için gerekli şartlar tamamlandı. Protokol, Samsun Valiliğinde Samsun Valisi İbrahim Şahin, Atakum Belediye Başkanı İsa Aktaşçı, İl Sağlık Müdürü Doktor Yusuf Köksal, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Doktor Dursun Mehmet Mehel ve Halk Sağlığı İl Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu'nun katıldığı toplantıda imzalandı verdikleri bir sözü daha tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Taşçı ilçemizde resmi bir hastanenin olmayışı halkımızın da haklı olarak bu konuda talebini gündeme getirdi. Bu talebe duyarsız kalmamız mümkün değildi. Yaptığımız incelemelerin ardından belediyemize ait bu binanın eğitim ve araştırma hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası olabileceğine karar verdik. CHP'li 5 üyenin istemez tavrına rağmen diğer üyelerimizin duyarlılığı sonucu Atakum Belediye Meclisi'nden tahsis kararını geçirdik. Bugün de Samsun Valisi İbrahim Şahin'in imzasıyla konuyu resmileştirerek son noktayı koyduk şeklinde konuştu. Konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren Vali Şahin Atakum Belediyesi kendine ait bir binayı ücretsiz tahsis yoluyla Atakum halkının sağlık hizmetlerine daha yakın olmasını öngörerek gerçekleştirmiştir. Başkanı kutluyorum. ilgili kurumların yöneticileri ve Atakum Belediye Başkanı İsa Aktaşçı'ya birlikte imzaladığımız bu protokolün ardından ilçe bir devlet hastanesine sahip oluyor. Emeği geçenleri kutluyor. Atakum ilçesine hayırlı olmasını diliyorum dedi. Birinci ve ikinci katında polikliniklerin bulunacağı binanın diğer katlarında uzman doktorla yer kanser tarama merkezinin 7 ve 8 katlarda hizmet vereceği binada Ayrıca 112 acil servis istasyonu da bulunacak hastanenin 2016'nın ilk aylarında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.